Fuar gezimizde de şu an Uğur Tartarıma standı sayın seyirciler ve yanımızda firmanın genel müdürü Halil Bey ile birlikteyiz. Güzel bir standı var, bakalım neler yapmış Bursalı çiftçiler, burada neler bulacak. Yayın yetkili ağızdan öğrenelim istedik. Halil Bey, Bursa gerçekten hem sezon olarak hem çiftçilerin ilgisi olarak güzel bir stand diyoruz, güzel bir fuar diyoruz. Nelerle geldik buraya, neler yapıyoruz, neden Bursa Fuarı'na katıldık, sizin için önemi nedir? Hoş geldiniz diyorum Bursa Tarım Fuarımıza. Biz klasik olarak Bursa Fuarı'na 13. kez katılıyoruz. Bunda en büyük etken tabi Bursalı olmamız. Ama diğer fuarlara da mutlaka katılıyoruz. Belirli büyük fuarlara. Bu sene Bursa Tarım Fuarı biraz daha ivme kazandı. Gelen ziyaretçi açısından yurt dışı bağı kuvvetlendi. Standımızda da yine biz toprak işleme makinelerini yapıyoruz. Bunlar diski tırmık, diskaro diye tabir ettiğimiz. Kendi içinde iş genişlikleri 130 santimden standart 350 santime kadar çok çeşitli 700'e yakın modelimiz var. Bunların içinden birkaç yani ana modellerimizi biz fuara getirdik. Bu sene yenilik olarak da bir son yaptığımız otomatik tarla tipi tabir ettiğimiz küçük beygir traktörlerin çalışabileceği makinemizi getirdik. Onu tanıtıyoruz. Makinenin biraz teknik detaylarını deneyelim. Çiftçimiz sonuçta yenilikleri çok seviyor. Nasıl bir avantaj sağlayacak? Şimdi çekili sistemde çalışan bir makinemiz. Lastik üzerinde yolda giden hidrolik silindir vasıtasıyla yolda devreye, tekerlekleri devreye giriyor. Ayrıca toprak işleme pozisyonunda da toprağın tavuğuna göre, traktörün çeki gücüne göre batma açılarını otomatik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Peki şimdi satış kadar sonrasındaki süreçler de çok önemli. Servis yedek parça kısmında Uğur Tar neler yapıyor? Şimdi öncelikle yedek parça konusunu şöyle açayım. Makineler canlı bir varlık gibi devamlı kendini yeniliyor. Parça standartları değişiyor, özellikleri değişiyor ama geriye dönük baktığımız zaman 20 yıl önce ürettiğimiz bir modelin yedek parçası bizde stoğumuzda mevcuttur. Türkiye'nin 60 noktasında bayi ağımız ve servis ağımız mevcuttur. Şimdi biraz da Türkiye çalışmasını merak ediyorum. Sonuçta bütün Türkiye'de toprak ihtiyaçlarına duyulan bir ürün bunlar. Nerelere ürün gönderebiliyoruz, nerelere hakimiz şu an için? Yani Türkiye'de şu anda traktörle toprak işleme tarımının yapılmadığı Doğu Karadeniz hariç Türkiye'nin her noktasına makine gönderiyoruz. Ve hepsine de yetişebiliyoruz. Hepsine de yetişiyoruz. Ayrıca Avrupa'nın birçok ülkesine, Asya'da bir Afrika'da yani takribi 20'ye yakın ülkeye ihracatımız var. Aslında şöyle de diyebilir miyiz? Bir firma ihracat aşamasına geçtiyse artık ürünlerin kalitesi belirli bir seviyenin üstünde. Çünkü göndermek daha zor almaya ziyade. Böyle bir kaliteyi de böyle bir kıyaslama yapabilir miyiz sizce? Ben size şöyle örnek vereyim. Bizim ürettiğimiz makineler İtalya ve İspanya'ya biz makine gönderiyoruz. Orada da imalatçı olduğu halde. Yani biz Orta Doğu'ya gönderdiklerimizle övünmüyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Size iyi fuarlar.